emeği olanların haftasıdır 14 Mart. Önce insan, sonra sağlık emeği. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Türk Sağlık Sen Alanya Temsilciliği üyeleri ve konuşmacı Zehra Ayata, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir araya geldiler. Pandemi döneminde yaşadıkları sıkıntıları sıralayan sendika üyeleri, çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi için talepler aktardı. Tek tip sözleşme dayatmalarına, tıp ve sağlık bilimleri eğitimlerini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan tıp fakültelerinin, eczacılık fakültelerinin, diş hekimliği fakültelerinin, hemşirelik fakültelerinin, sağlık bilimleri fakültelerinin ve sağlık meslek yüksekokullarının açılmasına son verilsin. En son icraat olarak Cumhurbaşkanı tarafından hekimlerin emeğini, niteliğini, değerini ve kamusal sağlık hizmetlerini hiçe sayan gidiyorsa gitsinler söylemiyle adeta sarsıldıklarını ancak şaşırmadıklarını belirtti. Temsilci Ayat'ı şiddetsiz ve güvenli bir çalışma ortamı için yeni ve etkili sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın, mobbing ve baskılar son bulsun dedi. Covid-19 iş ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin. Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlasın. Kamu sağlık kurumları daha demokratik bir yapıya kavuşturulsun. Sağlık işi, ekip işidir.